Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 96. Relative Clause'da 5. bölümdeyiz. Extra Information Clauses'larda, yani ilave bilgi cümlelerinde 2. bölümdeyiz. Şimdi whom ve which konularını preposition ile birlikte görmeye çalışacağız arkadaşlar. You can use a preposition plus whom and which, yani preposition'la birlikte whom ve which ifadeleri nasıl kullandığını relative clause'larda öğreneceğiz. So you can say, o zaman şöyle söyleyebilirsin: to whom, of which, with whom, about whom, without which, from which gibi ifadelerin nasıl kullandığını örneklerimize bakalım. Mr. Lee, to whom I spoke at the meeting, is interested in our proposal. Mr. Lee, şimdi ilave bilgi veriyor, virgülle ayırarak arkadaşlar. To whom I spoke at the meeting, yani toplantıda konuştuğum kişi olan Mr. Lee, is interested in our proposal. Bizim teklifimizle ilgileniyor. Fortunately, we had good map, without which we could have get lost. We would have got lost. İyi ki bizim bir haritamız vardı ki bu harita olmadan biz kaybolurduk. In spoken English, we often keep the preposition after the verb in relative clause. Yani konuşma dilinde biz preposition'u fiilden sonra relative clause'larda kullanırız diyor. Şimdi bakalım örneğimize. Catherine told me she works for a company called Latoma, which I had never heard of before. Catherine bana anlattı ki, neymiş anlattığı şey? O bir Latoma isminde bir şirket için çalışmaktaymış ki ben onun ismini daha önce hiç duymadım. Buradaki of preposyonunu of which olarak değil de which'ten sonra, yani fiilden sonra kullanabiliyoruz. Bu şekilde de kullanım şekli var yani. We do not use whom when the preposition in this position. Yani biz whom'u kullanmayız. Ne zaman? Preposyon bu durumda olduğu zaman. Yani whom'da bunu yapamayız diyor. Yani whom'da kullandığımız zaman whom ifadesinin yanına gelmek zorunda preposyon. Whom'da fiilden sonra getiremiyoruz. Ama who'da yapabiliriz bunu. Mesela örneğimize bakalım. Mr. Lee, who I spoke to at the meeting, is interested in our proposal. Yani Mr. Lee ki benim toplantıda konuştuğum kişidir. Gördüğünüz gibi who'dan önce getirmedi preposyonu. Who'dan sonra gelen fiilin hemen ardına getiriyor. Bu şekilde de kullanım alanı olduğunu vurgulamak istiyor. Is interested in our proposal, yani bizim şeyimizle, teklifimizle ilgilidir diyor. For prepositions in relative clauses, 93C bölümüne de bakabilirsiniz arkadaşlar. Preposyonları daha önce de anlattığımız gibi. All of, most of, plus whom, which ifadelerini görelim. Yani all of whom, all of which, most of whom, most of which gibi ifadeleri nasıl kullanıldığını göreceğiz. Helen has three brothers, all of whom are married. Helen'in 3 erkek kardeşi vardır ki onların hepsi evlidir. Bu iki cümleyi bir arada birleştirme hali. They ask me a lot of questions, most of which I couldn't answer. Onlar bana hiçbirini cevaplayamadım, sorular sordu. Birçok soru sordular gibi birleştirebiliyoruz arkadaşlar. In the same way you can say, aynı zamanda şu şekilde de söyleyebilirsiniz: many of whom, some of whom, neither of whom, none of which, both of which, one of which gibi de kullanım alanları var. Şimdi bunları örneklerimizle bakalım. Martin tried on 3 jackets, none of which fitted him. Martin hiçbirinin kendisine uymadığı 3 tane ceket denedi. Gördüğünüz gibi none of which ifadesini jackets'ı niteleyecek şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Two men, neither of whom I had seen before, came into the office. İki adam, daha önce hiç görmediğim iki adam ofise geldi. Gördüğünüz gibi two men'i niteleyen whom ifadesi. They have 3 cars, two of which they rarely use. Onların çok nadiren kullandıkları, ikisini çok nadiren kullandıkları 3 tane arabaları varmış.
Sue has a lot of friends, many of whom she was at school with. Sue birçoğuyla okulda birlikte olduğu çok arkadaşı var diyor. You can also say, aynı zamanda şu şekilde de söyleyebilirsiniz. The cause of which, the name of which ifadelerini rastlayabilirsiniz. The house was damaged in a fire, the cause of which was never established. Yani sebebini hiç bulamadığımız, tespit edemediğimiz bir ne oldu arkadaşlar? Yangın oldu. Yangında evimiz hasar gördü diyor. We stayed at a beautiful hotel, the name of which I don't remember now. Yani biz ismini şimdi hatırlayamadığım bir otelde kaldık diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu which ve whom ifadelerini daha da çeşitlendirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi which not what, yani which'i what olmadan, what'la değil which ile kullanabileceğimiz ifadelerin nasıl kullanıldığını görmeye çalışalım şimdi. Study this example. Şu örneklere çalışalım. Joe got the job. This surprised everybody. Yani Joe got the job. Joe işi işe geçti diyor. Yani iş sahibi oldu diyor. Ve buradaki this ifadesi de bu cümleyi tamamını niteliyor. This surprised everybody. Bu durum herkesi ne yaptı? Şaşırttı diyor. Joe got the job, virgül, which surprised everybody. Burada virgülle kullandığımıza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dizi kaldırıyoruz ve iki cümleyi birleştirecek şekilde relative clause'un kullanımına uygun olarak virgülden sonra gelen which diz yerine bütün cümleyi niteleyecek şekilde, dikkatini çekiyorum arkadaşlar, bütün cümleyi niteleyecek şekilde kullanım alanına sahiptir. Joe got the job, which surprised everybody. Yani herkesi şaşırtan şekilde Joe ne yapmış arkadaşlar? İşe sahip olduğu gibi çevirebiliriz arkadaşlar. İki cümle yerine bir cümle. Burada da hani diyor ya two sentences, one sentence. İki cümle yerine bir cümle haline getirdik arkadaşlar cümleyi. Ama arkadaşlar en sık kullanılan alanlardan birisi de budur arkadaşlar. Virgülden sonra which geliyor ve bütün cümleyi niteleyecek şekilde. Sadece job ifadesini değil. Burada dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bunu da anlamdan çıkarabilirsiniz özellikle. Ekstra bilgi olarak değil. Hani ekstra bilgiyle virgüller ayırıp şey yapıyorduk ya, bu ekstra bilgi değil. Bütün kendisinden önde gelen bütün cümleyi tanımlayacak şekilde, etkileyecek şekilde virgül ve which ifadesiyle bunu yapabiliyor arkadaşlar. In this example, the fact that Joe got the job, we use which in sentences like this. Yani virgülle birlikte which ifadesi burada neyi tanımlıyormuş arkadaşlar? The fact that Joe got the job. Yani Joe'nun işe sahip olması gerçeği herkesi şaşırttı gibi de çevirebiliriz. Yani bu, ben biraz önce biraz genel tarzda bir çeviri yaptım ama böyle de çevirebiliriz, daha uygun oluyor gibi. Sarah couldn't meet us, which was a shame. Sarah couldn't meet us. Bu neydi arkadaşlar? Sarah'nın bizimle buluşamadığı gerçeği neymiş arkadaşlar? Bir utanç verici şeymiş. What was a shame? Yani bu Sarah couldn't meet us, which ifadesi neymiş arkadaşlar? What olarak değerlendirilmezmiş. Not olarak, not diyor ya yanında, not diyor. Yani what was a shame olarak düşünmezsiniz bunu diyor. Which was a shame olarak düşünürsünüz diyor. Yani Sarah'nın bizimle buluşmadığı gerçeği neymiş arkadaşlar? Bir utanç verici durummuş. The weather was good, which we hadn't expected. Yani havanın güzel olduğu gerçeği bizim beklemediğimiz bir durumdu. Gördüğünüz gibi buradaki virgül which, the weather was good. Yani bütün cümleyi niteliyor. Zaten which'ten önce sadece bir isim yok arkadaşlar, dikkatinizi çektiyse. Şimdi arkadaşlar bunların örneklerini daha fazla diğer ünitelerde de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada relative clause'un son aşamasını görmüş olduk arkadaşlar. Buradaki örnekleri çoğaltırsanız bunların hepsini öğrenme imkanına, daha iyi pekiştirme imkanına sahip olabilirsiniz. Kendi kendinize böyle konuşma metinleri yazar gibi, birisini anlatır gibi bu pratikleri, bu örneklemeleri yaparsanız arkadaşlar daha kalıcı ve pekiştirici olacağını düşünüyorum.
Ve aynı zamanda bunun sizin konuşma becerinizi de artıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu kendinizi zorlama tekniğiyle okuduklarınızda hemen anlayan kişiler olacaksınız. Dilden de korkma durumundan muaf olacaksınız arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.